Utanın, utanın. İnsanlığınızdan utanın sadece. Merhaba değerli izleyenler. Selahattin Demirtaş'ın bir sözüyle başlayalım. Allah sizin belanızı versin be. Bela okumak doğru değil elbette ki ama bazen bela okumak bile az gelebiliyor. Beddua etmek az geliyor. Küfür etmek bazen az geliyor. Bazen hakaret etmek az geliyor. Neden? Eğer size bir haksızlık yapılmışsa, eğer dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmeyen bir haksızlık, bir hukuksuzluğa siz maruz kalmışsanız, bela okumanız, beddua etmeniz gayet doğal ve normal bir durumdur. Evet değerli izleyenler, Kürt siyasetçilere 400 yıldan fazla ceza verildi. 400 yıldan fazla Kürt siyasetçiler cezalandırıldı. Niçin? Konuştukları için, siyaset yaptıkları için, partilerde görev yaptıkları için, AKP, MHP faşist iktidarına karşı baş eğmedikleri için. Evet, bu rezil iktidara karşı, bu kepaze iktidara karşı, bu Kürt düşmanı Türk devletine karşı, devlet dediğimiz zaman bazıları yerinden hoplayacaktır, zıplayacaktır. Vallahi ismi Türk devleti, başka bir isim bulursanız biz onu hitap ederiz. Yani Mahmut'un devleti diyebiliriz, Tayyip'in devleti de diyebiliriz. Türk devletinin düşmanlığı dün Kobani davasında bir kez daha ortaya çıktı değerli izleyenler. Ve Selahattin Demirtaş şahsında Kürt siyasetçilere yüzyıllarca ceza verdiler. Evet, Tayyip Erdoğan televizyon ekranlarında, bütün mitinglerde, bütün konuşmalarında Yasin Börü'nün katili diye Selahattin Demirtaş'ı terörist olarak adlandırıyordu. Evet, dün her zaman Erdoğan'ın lehine karar alan mahkeme dün öyle bir karar aldı ki 8 yıldır Tayyip Erdoğan'ın sürekli Demirtaş'a saldırdığı Yasin Börü davasından Selahattin Demirtaş beraat etti değerli izleyenler. Milyonlarca insan bugüne kadar Yasin Börü, Yasin Börü diye yırtınıyorlardı. Sizin mahkemeleriniz baktılar ki bir iftiradır bu. Ve bu iftiradan dolayı da Selahattin Demirtaş beraat etti. Selahattin Demirtaş hangi davalardan ceza aldı biliyor musunuz değerli izleyenler? Mecliste yaptığı toplantılarda, meclis grup toplantılarında dile getirdi ve TRT'nin de canlı olarak yayınladığı ve katıldığı miting yaptığı siyasi konuşmalardan dolayı Selahattin Demirtaş 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Figen Yüksekdağ 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Toplamında Kürt siyasetçiler 400 küsür yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dün Türkiye için kara bir gündü. Kara bir leke olarak Türkiye tarihine geçirebileceği Jack dediğimiz bir gün yaşadık. Bütün Kürtler dün ekran başında, sosyal medyada, televizyonlarda, her yerde bu kararın sonucunu beklerken Kürt düşmanlığının nereye vardığını ve Türk devletinin gerçek anlamda Kürtlere düşman olduğuna bir kez daha şahit oldular. Neden mi? Değerli izleyenler, siyaset yapanlar, eline silah almayanlar, şiddete bulaşmayanlar bu şekilde müebbet hapis cezalarıyla cezalandırılacaksa, cezalandırılıyorsa birileri çıkıp nasıl olur da Kürtlere dağdan inin gelin ovada siyaset yapın diyebiliyor. Selahattin Demirtaş ve arkadaşları onlarca, yüzlerce yıl hapis cezasına çarptırılabiliyorsa siz hangi yüzle Kürtlere gelin birlikte kardeşçe siyaset yapın, bu ülkeyi bölelim, bu ülkede birlikte yaşayalım, birlikte bölüşelim diyorsunuz. Utanma yok mu, ar yok mu, haysiyet yok mu, namus yok mu, şeref yok mu, vicdan yok mu sizde? Hani biz bu ülkeyi birlikte kurduk, 100 yıldır kardeşlik tantanası atarak bizim kardeş olduğumuzu söylüyorsunuz. Kardeş olan, birlikte yaşadığınız, bu ülkeyi birlikte kurduğunuz bir halkın siyasilerine nasıl olur da müebbet hapis cezası verirsiniz? Bu insanlar ne yaptı söyler misiniz? Ey faşistler, ey bu ülkenin sahibi görünen cambazlar, katiller sürüsü. Selahattin Demirtaş ne yaptı ya? Kimi öldürdü? Figen Yüksekdağ ne yaptı? Bu insanlar ellerine silah mı aldı söyler misiniz? Bu düşmanlık hukuku değil de nedir? Neden? Bir insan düşüncesinden dolayı, konuştuklarından dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılabilir mi? Var mı böyle bir şey? Yok. Ama sizin bütün çakallarınız, çukurlarınız, bütün alçaklarınız, bütün kirli iş yapanlarınız dışarıda dolaşıyor. Hepiniz kire bulaşmışsınız. Temiz insanların dışarıda dolaşmasını istemiyorsunuz. Çünkü o temiz insanlar, o dışarıda dolaşan, o güzel yürekli insanlar, Selahattin Demirtaş gibi güzel yürekli insanlar sizin rahat dolaşmanıza engel oluyor. Sizin pisliklerinizi teşhir ediyor, deşifre ediyor. Peki nereye kadar gidecek bu düşmanlık? Kürt halkı bundan sonra ne yapacak? Kürt halkı bu ülkeyi nasıl sevecek? Bu devleti nasıl sevecek değerli izleyenler? Soru bu. Siz Kürtlere hangi yüzle bu devlet hepimiz nasıl olur da bu devleti sevmiyorsunuz diyebilirsiniz? Nasıl saygı duyacağız sizin bayrağınıza, sizin devletinize, size nasıl saygı duyacağız? Lan her gün bizi öldüren, katleden, bize müebbet hapis cezaları veren bir devlete biz nasıl saygı duyalım? Bir devlete ait olan bir milli takım gidip bir galibiyet aldığı zaman biz nasıl ona sevinelim? Ortak paydamızı söyler misiniz?
Bizim bu devlette, bu halkla, bunlarla birlikte herhangi bir ortak paydamızı bıraktılar mı? Var mı? Biri çıksın söylesin, desin ki ya bizim ortak paydamız var, budur. Nedir ortak paydamız? Din diyoruz, yok ettiniz. Yok. Lan şeriat diyoruz, gelin şer'i biçimde oturalım, kürsünü çözelim. Yok. Anayasa yok. Peki ne yapalım? Nasıl çözeceksiniz siz Kürt'ün sorununu? Sizin beyninize virüs gibi girmiş, sizin beyninizi yemiş, bitirmiş, sizi adeta verem eden, kanser eden, gün ve gün sizi çürüten bu Kürtlerin sorununu, sizin sorun olarak dayadığınız Kürtleri ne yapacaksınız siz? Öldürerek bitirecek misiniz? Her gün öldürüyorsunuz, bombalar yağdırıyorsunuz. Yapmadığınız bir rezalet kaldı mı Kürtlere karşı? İşkence yaptınız mı? Alasını yaptınız. İnsanlara dışkı mı yedirdiniz? Alasını yaptınız. İnsanları katledip, anaları katledip sokaklarda beklettiniz mi cenazeleri? Beklettiniz. Cenazelere mi tecavüz ettiniz? Ettiniz. Uzuvlarınızı mı kestiniz? Kestiniz. Tecavüz mü ettiniz? Ettiniz. Sürgüne mi yolladınız? Yolladınız. Bombaladınız mı? Evet. Yasakladınız mı dilini, kültürünü, rengini, halayını, zılgıtını, puşusunu, sarı, kırmızı, yeşil, ne varsa Kürt'e dair. Kürt'e dair ne varsa yasakladınız mı? Evet. Peki bitti mi? Bitirdiniz mi siz Kürtleri ya? Bitirecek misiniz bu şekilde? Sizin niyetiniz nedir? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Allah-u Teala sizi yalnız mı yaratmış? Ulan yaratıklar. He? Bu dünyaya siz yalnız mı gelmişsiniz? Bu dünya sadece size mi aittir? Sadece siz mi varsınız, insan gibi yaşıyorsunuz? Ya da sadece siz mi bir devlet sahibisiniz? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz siz ya? Sizi Allah yaratmış, bu dünyayı kirlesin diye mi yaratmış? Sadece ve sadece sizinle birlikte bu dünyadan nefes aldığımızdan utanıyoruz. Sizin gibi ırkçı, sizin gibi bölücü, sizin gibi İnsanlık düşmanlarıyla birlikte nefes aldığımızdan dolayı bu dünyadan utanıyoruz biz ya. Siz bu dünyayı kirleten, nefesi kirli olan, düşüncesi ve beyni kirli olan topluluk haline gelmişsiniz. Siz farkında mısınız siz? Siz farkında mısınız? Siz ne hale gelmişsiniz? Nasıl canavarlaşmışsınız? İnsanların müebbet hapis cezası almasına nasıl da mutlu oluyorsunuz? Kürt'ün ceza alması nasıl da sizi mutlu ediyor? Farkında mısınız? Siz canavarlaşmışsınız, siz insanlığınızı kaybetmişsiniz. İnsan falan değilsiniz. İki gözünüz olmakla insan olamazsınız siz. Beyninizi yitirmişsiniz siz. Selahattin Demirtaş ve arkadaşları gibi sadece siyasetle uğraşan, başka hiçbir suçu olmayan bu insanlara ceza yağdırılırken siz nasıl olur da mutlu oluyorsunuz? Biliyorum şu anda bile yorum yapıp mutlu olduğunuzu dile getiriyorsunuz. Peki siz insan mısınız lan siz? Siz hayvanların o dışkısı bile olamazsınız. Nasıl zavallı hale gelmişsiniz, farkında mısınız? Bu devlet güruhu, bu iktidarlar sizi nasıl zavallaştırmış, farkında mısınız? Beter olun, beter olun. Ama şunu da unutmayın. Kürt halkı özgürlüğüne kavuşacaktır. Bu topraklara elbette ki size rağmen, sizin gibi devşirme, alçak, haysiyetsiz insanlara rağmen, sizin gibi bölücü ırkçılara rağmen, faşistlere rağmen bu topraklara elbette ki barış gelecektir. Bu halklar elbette ki barış içerisinde kardeşçe bir arada eşit temellerde yaşayacaklardır. Ama bugün, ama yarın. Kürtler de özgür bir şekilde kendi topraklarında yaşayacaklardır. Bunu elde edeceklerdir. Bunu sizden dilenmeyeceklerdir. Söke söke, mücadele ede ede alacaklardır. Sevinin bakalım. Gün ola devran döne. Elbette ki bu devran dönecek. Bir gün gelip size dokunacak. Bu beyinsizlik, bu faşizm duygusu bir gün sizi yakıp, yıkıp, yiyip bitirecek elbette ki. O günler çok yakındır. Değerli izleyenler, Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarına 400 yerin üzerinde ceza verildi. Evet, dün siyasilerin açıklaması vardı. Bütün neredeyse muhalefetin tamamı bu cezaya karşı çıktı. Kim karşı çıkmadı? AKP ve MHP'li faşistler. AKP ve MHP'nin faşist güruhu çok mutlu oldu, çok sevindi. Ama Selahattin Demirtaş'ın bu cezaya yatacağını mı düşünüyorsunuz? Ben size
parmak değil de kol değil de dizimi gösterecektim ama ekrandaki insanlara saygıdan dolayı göstermiyorum. Siz sanıyorsunuz ki Selahattin Demirtaş 43 yıl cezaevinde mi kalacak? Rüyanızda görürsünüz. Bekleyin bakalım, birkaç ay sabredin bakalım. Neler olacak, neler olacak. Ulan acınızdan ölmüşsünüz. Gidip para dileniyorsunuz. Bu ülkeyi rezil etmişsiniz. Beş para haline getirmişsiniz. Rezalet bir yönetim oluşturup bu ülkenin imajını bütün dünyada beş paralık hale getirmişsiniz. Devlet değil kukla hale getirmişsiniz. Devlet değil çete hale getirmişsiniz. Halen tutmuşsunuz. Kendi mevcut devletinizle övünüyorsunuz. Devlet diye bir şey yok, yok. Rezil bir oluşum oluşturmuş. Ne devleti ya? Devlet olmuş olsaydı, onurlu, haysiyetli bir yönetim devlet olmuş olsaydı sen yarın Türk pasaportunla atlayıp arabanla Avrupa'nın herhangi bir ülkesine gezmeye gidersin, giderdin. Gidebiliyor musun? Git bakalım arabana bin, Türk pasaportunu kapıda göster. Dünyanın hiçbir ülkesine, demokrasinin hakim olduğu hiçbir ülkesine Türk pasaportuyla gidemiyorsun. Neden? Çünkü senin devletin rezil hale gelmiştir. Sen bu devleti rezil rusva etmişsin. Batırmışsın zaten, prestijini de bütün dünyada beş paralık hale getirmişsin. Nasıl ki sen TL ile bütün dünya genelinde cebinde 1 milyar TL dahi olsa bir lokantaya gidip bir yemek dahi yemiyorsan, senin paran beş paraya gelmişse sen de paranla birlikte, devletinle birlikte, hükümetinle birlikte beş para haline gelmişsin. Örneği mi? Dünkü Kobani davası. Kobani davası ile ilgili Avrupa'dan açıklamalar geldi, dünyadan açıklamalar geldi. Herkes hayretler içerisinde. Niye? Herkes diyor ki bu insanlar düşüncelerini dile getirmiş ya. Düşünceden dolayı insanlar nasıl bu kadar müebbet hapis cezasına çarptırılır? Utanın, utanın. İnsanlığınızdan utanın sadece. Boş verin Kürtleri siz. Kendi insanlığınızdan utanın. Kendi devletinizin ne kadar faşizan bir hale geldiğini ve devletinizin batmak ile karşı karşıya olduğunu, batmak üzere olduğunu görmeniz gerekiyor ve utanmanız gerekiyor insanlığınızdan. Var mı insanlık sizde? Hiç sanmıyorum.